Beykent Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, uzaktan eğitim canlı ders sistemine katılımı ve kullanımı sizlere anlatacağız. Eğitimimiz mümkün olduğunca sade ve anlaşılır bir şekilde devam edecek. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak kullandığınız pusula sistemine giriş yapmanız gerekir. Örnek bir öğrencimiz üzerinden sisteme erişim sağlayalım. Şifremiz, öğrenci otomasyonunda kullandığımız kullanıcı adı ve şifremiz olduğundan dolayı sisteme rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Sisteme erişimle ilgili problem yaşayan öğrencilerimiz olur ise pusula sayfasının ana login ekranında en alt kısmında duyurular bölümünde nasıl destek alabileceğinize dair bilgilendirme yapılmış durumda. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen dersler bölümünden canlı derse katılmak istediğiniz dersinize giriş yapıyorsunuz. Bu öğrencimizde müşteri ilişkileri şube 2 dersimizde 7. haftada olduğumuzdan dolayı 7. haftaya hocamız bir canlı ders oluşturduğunu görüyoruz. Öğrenci olarak burada yapmamız gereken dersin üzerine tıklamamız. Tıkladıktan sonra bu dersin hangi saatte başladığını ve hangi saatte bittiğini görebiliyorsunuz. Ardından Join Session butonuna tıkladığımız zaman doğrudan tarayıcımızın üzerinden derse erişim sağlayacaksınız. Burada sizlerden kameranızı kullanmanızdan izin istenecektir. Mikrofonunuzu kullanmanızdan izin isteyecektir sistem. Bunları kabul ettikten sonra bu şekilde bir ekran karşınıza gelecek. Hocamızın ismi, dersin anlatacak olan hocamızın ismini sol alt köşede görebiliyorsunuz. Sizin karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek ve hocamız şu anda derse başlamış durumda. Peki sizler burada ne yapacaksınız? Aynı zamanda oturumun kaydedildiğini, yani dersin şu anda kayıt altına alındığını sağ üst köşede bir bildirimle görmüş oldunuz. Sizler sağ taraftan ikonu tıklayarak hocanıza ders esnasında sormak istediğiniz bir soru var ise öncelikli olarak ekranın ortasında el kaldırma işaretini hocanıza yollayarak katılım talebinde bulunabilirsiniz. Hocanız size bir söz verdiği zaman veya bir sorunuz olduğu zaman siz sorunuzu şuradaki sohbet butonundan tıklayarak hocanıza soru yöneltebilirsiniz. Burada dersle ilgili kurduğunuz, hocanızla kurduğunuz iletişim şurada yukarıda herkes ibaresini gördüğünüz takdirde bütün ders katılımcıları tarafından sizin sorduğunuz soru görülür. Hocanızın bu konuda bir cevabı olur ise aynı şekilde bütün katılan öğrencilerimiz bu cevapları görebilirler. Tabii burada hocamızın sizler için derse katılım esnasında, derse katıldıktan sonra eğer ki sohbet özelliğini aktif etmiş ise kullanabilirsiniz. Aktif etmemişse kullanamazsınız. Derse katılımla ilgili temel olarak bilmeniz gereken bunlardan ibaret. Ders sonrasında dersten ayrılmak istediğinizde yapmanız gereken sol üst köşeden oturumdan ayrıl demeniz. Bu tarafa da geçiyoruz ve oturumdan ayrılıyoruz. Artık tarayıcı penceresini kapatabilirsiniz. Derse katılamayan öğrencilerimiz veya katılsalar bile bu dersin arşiv videosunu bu bağlantıyı tıklayarak
Şu kısımda dersin arşiv videosu bulunacak ve arşivden videoyu yani dersi tekrarını rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Kullanmanız gereken canlı derse katılım bağlantısını görmüş oldunuz. Canlı derse katıldınız. Canlı derse katılamazsanız dersin tekrarını nasıl izlemeniz gerektiğini öğrendiniz. Platformla ilgili anlatacaklarımız bundan ibaret. Hepinize başarılı bir ders dönemi diliyoruz.